Yaz sezonunun girmesiyle beraber bizim de işlerimiz de bir hareketlilik oldu. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarımızda aşırı talep var. Sezonumuz Haziran'da başlayıp Eylül sonuna kadar devam etmektedir. Konya'da daha çok ekonomik sınıf araçlar Konya halkımıza biraz daha hitap etmektedir. Araç kiralarken müşterimizin öncelikle aracın modeli, kaskolu ve bakımlı olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle son zamanlarda bizim sektörde korsan sitelerden araç kiralama yapan dolandırıcılar mevcut. Bu şekilde de bizim de kendi müşterilerimizin mağdur olduğunu görüyoruz. Bu konuda Emniyet Müdürlüğümüz de gerekli açıklamaları zaten sık sık yapıyor. Bu internet sitelerinden araç kiralama yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela internet sitesinin sonunda birkaç harf değişikliği yaparak aynı siteyi kopyalayıp yüksek fiyatlı bir aracımızı uygun fiyattan reklam vererek bu şekilde müşterilerimize ulaşıyorlar. Ve o esnada müşterilere söylenen aracın ödemesini yapın, vale aracınızı kapınıza kadar getirecek. Ödeme yaptıktan sonra tekrar biz size iletişime geçeceğiz. Bu tür söylemlere itibar etmemelerini istiyoruz. Müşterinin daha çok bilindik firmalardan kiralama yapmaları gerekiyor. İnternet sitelerinden yani her sektör, sadece bizim sektörde değil, bütün sektörlerde bu internet maalesef son zamanlarda sıkıntı olmaya başladı. Bilmediği firmalara yönelmemelerini rica ediyoruz. Şimdi bazı müşterilerimiz ucuza araç bulabiliyor illaki. Gene dediğim bu internetten kaynaklı olabiliyor. Yani sırf rent-a-car işi yapmayıp ama 2-3 tane araba alıp bu işe girenler var. Bu konudan biz de müzdaripiz. Müşterilerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Aracı ucuza bulabiliyor bu şahıslardan belki ama sonrasında kaza durumlarında araç kaskolu olmadığı zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. Veyahut da motorunda bir herhangi bir... Aynen. Arabanın mesela kilometresi çok yüksektir, modeli düşüktür. Bu tarz durumlarda müşterilerin mağdur olmaması için bunlara dikkat etmelerini istiyoruz. Yani araç kiralamaya geldiği zaman müşterilerimiz dediğimiz gibi bilindik firmalara gittiği sürece bu tür sorunlarla karşılaşmazlar. Yani tabiri caizse merdiven altı firmalardan uzak durmaları bizim için de müşteri için de önemlidir. Çünkü biz de o sektörde olduğumuz için bu tür olaylar illaki bize de yansıyor. Müşterilerin daha çok dikkat etmeleri gereken konular bunlar. Müşteri öncelikle aracın lastiğine dikkat etmesi gerekiyor. Daha sonra aracın kaporta aksamında olan bölümlerde herhangi bir vuruk kırık olup olmadığını kontrol ederlerse araç teslimatında herhangi bir sorun yaşamazlar. Bunun için de dediğimiz gibi öncelikle video çekimleri olursa aracın etrafında teslim alırken müşteri açısından da kiralama şirketi bakımından da daha bir kolay çözüm olur. İnternet sitelerine şu anda çok güvenilmiyor, çok dolandırıcılıklar dönüyor. O yüzden biz de arabayı görerek, bakarak almayı daha uygun görüyoruz. İyi günler, kolay gelsin. Kolay gelsin. Araç kiralıyor. Tamam. Abi buyurun. Müsaade edin. Kimlik isteyelim abi. Ehliyet kimlik alabilirim. Verelim. Teşekkür ederiz.